Mehmet Türkmen hocayı bir izleyelim mi? Şimdi evet. Mehmet Türkmen'e çok teşekkür ederim. Hocamızı. Neden? Türk futbolunun gerçekten genç hakemi, hukukçu, avukat. Hocam Mehmet Türkmen avukat, hukukçu. Hem hakem hem hakim belki de, yani şimdilik avukat ama evet, evet. Ondan sonra tabii yolu açık olsun. Benim çok beğendiğim hakemlerden biri. Bu arada Sayın Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Komitesi Başkanımıza, Ahmet Şahin Bey'e çok teşekkür ederiz. Kaç yaşında bu Mehmet Türkmen? Ufak galiba. 30. Maşallah. 30. Yani 30 yaşında. Bir izleyelim. Mehmet Batuhan Ağrı, tebrik ediyorum. Çok özel bir iş yaptı. Bir izleyelim bakalım. Sevgili seyirciler, Mehmet Türkmen Hoca neler söylemiş? Hocam, Türkiye'nin gelecek vadeden hakemlerinden birisisiniz. Neler söylemek istersiniz? Maçlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Mehmet Türkmen kimdir kısaca? Mehmet, ben 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 13 senedir futbol hakemliği yapıyorum. Seninle de Batu maçımız var, biliyorsun, İstanbul Amatör Küme zamanlarında, senin hakem olduğun zamanlarda. O yüzden aslında benim hakemliğimin baş dönemlerini sen de yakından görmüş birisisin. O zamandan beri maça hazırlanma süreçlerimde aslında hiçbir değişiklik olmadı. Hep sabah 9'daki işte evimden çok uzaktaki bir maça giderken bile, U15 maçına giderken bile aynı heyecanı içimde taşıyordum. Şimdi çok büyük sahalarda, Türkiye'nin en büyük statlarında bu maçlara çıkıyoruz. Yine aynı heyecan hiç kaybetmediğim bir şekilde içimde var. Çünkü ben futbolu seviyorum. Futbolun bir parçası olmayı seviyorum. Ülkeme futbolun gelişmesi için katkı sağlamak istiyorum. Jenerasyonumu, Türk gençliğini, hakemliği, burada emek veren bütün insanları en iyi şekilde orada temsil etmek istiyorum. Aslında sahaya çıkarken sadece kendim için değil, gerçekten bu işe emek veren tüm hakem camiası için çıkıyorum. O yüzden yani bu heyecan, bu motivasyon kaybolmadığı müddetçe, ki artarak gidiyor içimde her zaman. Umuyorum ki Türk futbolunu hep beraber daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Onların da aynı şekilde benimle sahayı paylaşmaktan mutlu olduğunu görmek, duymak beni çok mutlu ediyor. İyi ki varlar. Hocam, peki siz hiç futbol oynadınız mı? Mevkiniz neydi? Oynadım tabii ki. Yani futbola aşık bir insan olarak sokaklardan bir kere gelmiyorduk. Futbol oynamaktan eve giremiyordum yani. Öyle bir çocukluk geçirdik. O çocukluğu geçirenlerden bir tanesiyim. Mevkim forvetti benim aslında ama çok gol kaçırıyordum. O yüzden biraz savunmaya doğru yavaş evrildim yani. Çok da yetenekli bir futbolcu değildim açıkçası. Yani hiçbir zaman da çok yetenekli olmadım. Ama futbola olan aşkım, dünya futbolunda, dünyanın en güzel stadyumlarında, dünyanın en iyi futbolcularıyla beraber olma isteği hep çocukluğumdan beri içimdeydi ama yani o kadar yetenekli olmadığım için bu hayalimi, yaşama arzusunu aslında biraz hakemliğe borçluyum. Şu anda Türkiye'nin en güzel statlarında, Türkiye'nin en iyi futbolcularıyla aynı sahayı paylaşıyorum. Bir nevi aslında hayallerimi gerçekleştirdim diyebilirim. Belki futbolcu olarak değil ama hakem olarak bu oyunun bir parçası olmaktan çok mutluyum her zaman. Hocam, bu sezon çok güzel geçiyor sizin adınıza. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da övgü dolu sözleri oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii ki ondan güzel şeyler. Sevgili seyirciler, Jose Mourinho gelir gelmez ayağının tozuyla Mehmet Türkmen gibi hakemleri övdü. Mehmet Türkmen'i isim vererek övdü aslında. Mehmet Türkmen'in ismini verdi. Gerçekten de bunu sevgili Mehmet Batuhan Ağrı da soruyor zaten. Şahane bir röportaj. Hani son yılların en özel röportajlarından birisi. Bu bölüm çok önemli. Bir izleyelim, devam edelim. Mourinho'nun da övgü dolu sözleri oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii ki ondan güzel şeyler duymak herkesin çok mutlu olacağı bir şey. Herkesin çok saygı duyduğu çok büyük bir isim. Ama sadece Mourinho değil, Türk futbolundaki birçok hocamızdan, birçok futbolcularımızdan da saha içinde duyduğum şeyler beni çok mutlu ediyor. Hepsiyle ilişkilerimi en güzel şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Çünkü ben onlara da her zaman söylüyorum. O sahayı, o zamanı, o 90 dakikayı sahada o insanlarla paylaşmak benim için çok güzel. Benim çocukluğumda futbolculuk yapan, maçlarını izlediğim, imrendiğim, milli takımda desteklediğim futbolcuların birçoğu şu an teknik direktör olarak takımlarının başındalar. Türk futboluna bu şekilde hizmet ediyorlar. Onlarla karşılaştığım zaman da her zaman söylüyorum, o futbolu onlarla paylaşmak saha içinde muhteşem bir şey. O yüzden onların da aynı şekilde benimle sahayı paylaşmaktan mutlu olduğunu görmek, duymak beni çok mutlu ediyor. İyi ki varlar. Hocam peki gelecekteki hedefleriniz neler? Ben avukatım aynı zamanda ve bu hukukçu kimliğimi aslında futboldaki şu an edindiğim yerle yaptığım işle de birleştirmek istiyorum. Bununla ilgili de uzun vadeli planlarım var ama kısa vadede söyleyeyim tabii ki futbol hakemi olarak ülkemi, Türk hakemliğini, arkadaşlarımı, ailemi dünya futbolunda temsil etmek istiyorum. Türk hakemliğinin de dünya futbolunda bir yeri olması için mücadele veriyorum açıkçası. Bu da benim her zaman en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi oldu. Ya bunun için de elimden geleni gerçekten fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Birçok alanda özel trainerlarımla, fizyoterapistlerimle, psikologlarımla çalışıyorum. Bunlar benim için gerçekten çok çok faydalı çalışmalar oluyor. Yani söylediğim gibi dünya futbolunda Türk hakemliğinde bir yeri olsun istiyorum. İnsanlar bizim bayrağımızı hem takımlarımızla hem futbolcularımızla, dünya kulüplerinde oynayan futbolcularımızla, Avrupa sahnesinde yer alan takımlarımızla hem de orada sahada karar verici pozisyondaki hakemlerimizle de temsil edelim. İnsanlar bizi izlerken de nasıl oyuncularımızı, nasıl Arda Güler'i izlerken gurur duyuyorlarsa bizi izlerken de dünya futbolunda gurur duysunlar istiyorum açıkçası. Yani bu beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi olur. Umarım bir gün dünya futbolunda da ülkemi en iyi liglerde, en iyi turnuvalarda, en iyi finallerde temsil etme şansı bulurum. Hocam peki dünya futbolu demişken Dünya Kupası finali mi yönetmek istersiniz, Şampiyonlar Ligi finali mi? Bir futbol sever için Dünya Kupası'nın yeri çok başkadır. Yani bunu futbola gerçekten aşık olan her insan Dünya Kupası finali o cevabını verir buna. Ben de o cevabı veriyorum ama neden her ikisi de olmasın diyorum. Benim amacım her zaman dediğim gibi dünya futbolunun zirvesinde ülkemi temsil etmek. Bir gün Şampiyonlar Ligi finali yönetmeyi de çok isterim. Dünya Kupası finali yönetmeyi de çok isterim. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali de benim çocukken izlemek için uğruna annemden babamdan 7-8 yaşlarında zorla izin alarak izlediğim turnuvalardan, kupalardan bir tanesi. Avrupa'nın en büyük kupası. Umarım ikisinde de finallerde görev alma şansı elde ederim. Hocam son olarak Türk hakemliğinde örnek aldığınız bir isim oldu mu? Yorumcumuz Ahmet Çakar mesela. Türk hakemliğinde duayen bir sürü isim var gerçekten. Dünya futbolunda ülkemizi temsil etmiş de birçok isimler var. Hepsinden şu an eski hakemlerden, yeni hakemlerden, dünya futbolundaki diğer hakemlerden, herkesten kendime en uygun özellikleri almaya çalışıyorum. Bu işin tek bir doğrusu yok. Hakemliğin gerçekten tek bir doğrusu yok. Herkesin kendi sahaya koyduğu bir tarz, bir yönetim şekli var. Bunları iyi analiz ederek kendim için en kıymetli bulduğum, bana çok faydalı olacağını düşündüğüm, saha içinde işime yarayacağını düşündüğüm her özelliği her hakemden almaya çalışıyorum. Aynı zamanda hem Futbol Federasyonumuza hem Merkez Hakem Kurulumuza bizleri sahaya süren, bizleri bu görevlere veren, bizlere inanan, bizlere güvenen, bizleri destekleyen hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber kamuoyunda da, medyada da futbolun gelişmesi için, futbolumuzun daha ileri gitmesi için bir samimiyetle yorumlarda bulunan, emek veren herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benim son yıllarda gördüğüm en güzel röportaj, yani Mehmet Türkmen gerçekten harika bir kardeşimiz, evladımız diyelim. 30 yaşında bir hukukçu. Alışık değiliz böyle kibarlığa, böyle güzel sözlere, arka arkaya hitabet çok müthiş hocam. Yani kusura bakma rol çaldım belki ama buyurun. Ya. Söz sizin hocam, ne diyeceksiniz? Öncelikle Batuhan Ağrı tebrik ediyorum. Çok güzel. İnanılmaz yakışıklı bir çocuk. Dizi film oyuncularına taş çıkartacak karizması ve güzelliği var çocuğun. Tebrik ediyorum. İyi de hakem. Fakat çok önemli bir eksiği var. Bak oğlum Mehmet. Rezil, bataklık, çamurun olduğu yerde görev yapıyorsun. Bu beyefendilikle, bu kibarlıkla götüremezsin. Eyvah. Bak sana söyleyeyim. Serseri mi olsun? Serseri ol demiyor. Ne diyorsun? Bugün Apo abimin o saflıkla sordukları sorular var. Çok önemli bir şey söylüyor. Bunu anlayabilmek, bizi izleyen milyonlarca vatandaş şunu diyebilir bana. Yani sen ne terbiyesiz bir adamsın. Yok hocam. Beyefendi yakışıklı, güzel bir avukat çocuk. Kıskandım. Benim kıskanma ihtiyacım olmadığı için bu konuda rahatım. Evet. Sen de gençken böyleydin hocam. Pırıl pırıldın. Ben pırıl. Çok yaşlıydın, çok güzel çocuktun hocam. Tövbe yarabbim. Yani sen de yakışıklı bir çocuktun değil miydin hocam? Peki. Hoca da pasparlaktı. Yani söylüyorum. Yani yakışıklıydı. her şeyinle dört dörtlüksün, çok kibarsın, çok beyefendisin. Bu hakemliğe uymaz. Sertleş, anlamaya çalış. Sert ol. Bazı şeyleri kelimelerle ifade edemiyorum. Belki de kelimeler bazen kifayetsiz kalıyor. Oo, Orhan Veli oldu hocam. Sen rahip değilsin. Hmm. Sen din adamı değilsin. Sen akademisyen değilsin. Sen dünya üzerindeki en rezil, en entrika dolu, çok farklı karakterde, umumiyetle ahlaksız karakterde olan insanların içinde adalet dağıtacaksın. Bilemiyorum. Ben bacak bu kadar konuşamıyorum. Mehmet Türkmen'e, Ferhat Gündoğdu Başkan'a çok çok teşekkür ederiz. Ahmet Şahin Hoca'ya çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Var olsun. Hakem olarak çok ben iyi. De... Tip çok iyi. Bellegat çok iyi. Biraz daha, aman uzatmayayım. Biraz daha senin it olmanı istiyorum evlat. Bak, it. İti kötü anlamda alma. Özür dileyerek söylüyorum. Evet. Biraz daha it olmanı. It olup itlik yap demiyorum. O kokuyu ver. Diyor. Evet. Yalamış yutmuş olduğunun kokusunu ver. Evet. Mourinho tam ne demişti? Bir söyleseniz. Şimdi bir dakika. Bak şimdi örnek veriyorum. Yaşında Mourinho da seviyede bir hakem. Elit seviyede bir hakem. Mourinho da çok yakışıklıydı. Hala öyle. Mourinho da anormal, kibar, beyefendi. Ama o şu kokuyu veriyor. Ben gerekirse çakal dolu. Ben Mehmet Türkmen kardeşimize de bir şey söyleyeyim. Genceciksin, pırıl pırılsın, belli, iyi tahsil almışsın, iyi yetiştirilmişsin, ailen de iyi belli. Bak kardeşim, ben çok iyi hakem olacağım diye sakın Ahmet Çakar'ın dediği gibi birisi olma. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar gibi olma. Böyle devam et. En fazla kötü hakem olursun. Bizde bir şey mi oldu ya? Şerefsiz var. Ama şimdi Apo. Hocam bir şey. Yani şimdi sen Sinan abi bile aa dedi. Sinan abi bak. Sinan abi aa diyor. Sinan abi aa desene Sinan abi. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Abi iyi de hocam açıklamasını söylüyorsun. Bir dakika. Kavgada söylenmez diyor. Bir dakika. Nasıl oluyor? Ya arkadaş bir dakika. Ahmet Çakar'la Erman Toroğlu bu Türk futbol hakemliğinde en iyi tarihinin en iyi ilk 10 hakemine girer misiniz? Girersiniz. Abi gireriz. Ama hocam televizyon yorumculuğu aleminde de bana göre ilk 5'tesiniz. Yıllardır kalınırım hocam ekranlarda. Evet. Erman Hoca gibi ve başarılı. Tamam ama hocam kabul et. Diliniz çok kötü ve çok hocam kötü diliniz hocam. Terbiyesiz mi? Sinan abiye bak. Sinan abi var dedi. Peki sen bana söyleyebilir misin? Sinan abiye bak. Çok kibar mı konuştu? Çok insanları rencide etmediniz mi? Hakaretler etmediniz mi? Hocam şimdi niye bir pırıl pırıl bir çocuğa şimdi müsaade edin. Hayır. Bir dakika müsaade edin. Dünya televizyonlarında hocam çocuk beyefendi gibi mesaj veriyor. İt gibi oluyor ya. Hocam bu nasıl bir şey ya? Beyefendi ol demen lazım değil mi? Sen yol gösterirsin ya. Hocam vallahi be hocam it gibi ol denir mi ya? O zaman hepiniz bana hocam ya. Burayı boşaltalım. O zaman ben Ahmet Çakar'dan özür... Bir dakika Ahmet Çakar. Hiç gibi o denir mi ya? Şimdi beyefendi. O zaman ben Ahmet Çakar'dan... Hocam özür diliyorum. Ben o zaman Ahmet Çakar'dan özür diliyorum. Tamam mı? Mehmet Türkmen kardeşim. Aynı Ahmet Çakar gibi ol. Ol da bak ne hale geliyor. Benim gibi ol demiyor. Yani ne hale geliyor?